Baba Kale'deyiz. 2 dereceye düştü hava. Merhabalar, hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine karşınızdayız. Bomba gibi bir video olacak. Neden? Çünkü donuyorum. Şu anda Cunda Adası'ndayız. Yağmur var demek isterdim. Kar yağıyor Cunda'ya. 15 sene sonra ilk defa kar yağmış. Arkamda gördüğünüz yer Ayvalık. Ama göremiyorsunuz. Çok kötü tabii ama berbat. Şu anda bu berbat havasında Cunda'dan çıkıyoruz. Ayvalık'tan geçiyoruz. Şeye gidiyoruz. Babakale'ye. Kırmızı var dediler. Delirdim, sapıttım. Ne yapacağımı bilemedim. Şimdi koştura koştura Babakale'ye gidiyoruz. Bakalım kırmızı yakalayabilecek miyiz? Dondum. Arabadayız. Sıcak. Güzel. Dışarıya bakmak ister misiniz? Buyurun. Burası Ayvalık'ta köprü var ya, hani böyle köprü, o köprünün üstünden geçiyoruz. Hiçbir şey gözükmüyor. Ferhat atladı. Ferhat Günay atladı, İstanbul'dan geldi. Oo, şuraya bak, şu fırtınaya bak. Ferhat atladı, İstanbul'dan geldi. Can Karayer'in evinde burada buluştuk kendisiyle. Can'la da sohbetimizi yaptık. Özlemişiz birbirimizi. Sonrasında şimdi şeye gidiyoruz, Buraniye'ye. Buraniye'de sübyeler var, o sübyeleri alacağız. Ardından da Babakale'ye gideceğiz. Kaptan Derya bizi bekliyor. Derya ile beraber kırmızı alacağız. Bizim için çok önemli. Hava zor, şartlar zor. Donuyoruz şu anda, 2 derece burası. Orası kim bilir kaç derece. Yoldayız, kazasız belasız bağıracağız inşallah. Ondan sonra da kırmızıyı alacağız. Alırız herhalde. Alır mıyız bilmiyorum tabii, deneyeceğiz. İyi seyirler. Sübyelerimizi aldık. Burhani İskele'deyiz. Kolibali abimizden sübyelerimizi aldık. Şimdi yola çıkıyoruz. Paketler tamam. Yolculuk devam. Küçükkuyu tarafındayız. Küçükkuyu'dan gireceğiz. Böyle Asos falan, o taraftan Babakale'ye gideceğiz. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir buharlaşma var. Bu neden olur? Bu şundan dolayı olur. Türkiye'de şu anda deniz suları sıcaklığı çok yüksek. Su hala sıcak. Bir anda dün 14 derece falandı, 2 dereceye düştü hava. Böyle olunca su sıcak kalıyor. Sıcak su buharlaşıyor otomatikman. Bu manzarayı her zaman göremiyoruz. O yüzden de bunu da paylaşmak istiyorum. ...22 kilometre kaldı Babakale. Günaydın, günaydın. Bana günaydın tabii. Bana günaydın, size pek değil. Çünkü sizin bu videoyu kaçta izlediğinizi bilmiyorum. O yüzden karar veremedim. Şimdi Babakale'deyiz. Dün zorlu bir yolculuk yaptık. Her yer sabah kalktığımızda karla kaplıydı. Her yer kar burada ve şimdi teknemiz limanda hazır. Şu burnun hemen arkası Babakale Limanı. O limana gideceğiz. Derya Kaptan'la beraber kırmızı havuna çıkacağız. Hava buz, deniz patlak, biz oynak. Evet, hava koşulları kötüydü. Daha da kötü bir şey oldu. Dün akşam 40 tane sübye aldık. Bunların hepsi canlıydı. Maalesef denizin kirliliğinden yaşatmada suyu çeken kanalın ağzı tıkanmış ve maalesef canlı olan sübyelerimiz ölmüş. Yani aşağıda canlı hayvanın olması apayrı, ölü hayvanın olması apayrı. Bunun aşağıda dönme ihtimali var. Ona göre takmak lazım oltaya. Canlı olsaydı olasılığı çok daha fazlaydı. Şu anda biraz umutlarımız kötü. Babakale Limanı'ndan çıkıyoruz. Hava 0 derece. Hava yok. Dışarıda da rüzgar var. Her geçen dakika rüzgar düşecek. Sübyelerimiz ölü maalesef. Deneyeceğiz şansımızı. Buraya kadar geldik. En azından bir kırmızı alıp soğuk günü ısıtmak istiyorum. Canlı takımımızda ben bu şekilde ölüyorum çünkü iri sinerit'te, trofede sinerit'in arka öğütücü dişleri testere gibi olur. Normal 70'lik, 80'lik bir sineği iri bir sinerit çok rahat bir şekilde kopartır. O yüzden takımı örerek yapıyorum. Melpomonik batığı var aşağıda. Hazine taşırken Osmanlılar zamanında bu tarafta batırılıyor. İçinde hazineler var.
Savaş abimiz, Savaş Karakaş buna daldı. Videoları da var. Hazine gemisi. Burada bakıyorum. Ve içinde bir sürü hazine var. Görüntülerde jipler falan var aşağıda. Ama maalesef hazine avcıları talan ettiği için hiçbir şey kalmadı. Gayet de normal sanki. Şimdi buraya atacağız. Oltamızın takılma ihtimali var ama sübyemiz canlı olmadığı için çok fazla yok. Burada balık var mı? Bu batıkta balık var mı? Şimdi Ferhat kardeşimle birlikte deniyoruz. Ne diyoruz? Varsa alırız. Sübye taktım, Ferhat kalamar taktı. Kalamarı aldı büyük ihtimalle Laos. Dedi ki sübyeyi çıkar abi, kalamarı tak. Kalamarı taktık, kalamarın bıyıklarını kopardım. Çünkü kalamarın bıyıkları uzun olunca sallanıyor ve biraz böyle aşağıda hayvan uylanıyor. O yüzden de bıyıklarını kopardım, sadece bacakları var. Çünkü kalamar ihtiyacı olduğunda ve saldıracağı zaman o uzun kollarını açıyor. Şimdi dibe vardık, bakalım ne olacak. Şey var. Ama tepki vermiyor. Ahtapot olabilir. Ahtapot da olur. Akşama lazım. Ne ki ya? Müren mi acaba? Maragat da olabilir. Ya da batıktan bir şey söyleyeyim. Ferhat niye aşağıda değilsin? Kim bilir ne aldım? İniyorum abi. Gel gel. Tah. Mercan. Bak yüzeyinden, batının yüzeyinden alındığı buradan belli. Pas dolu. Belki bir parçası. Üstü kanca da bu takımda dip avcılığında sinerit, kranca, ot tarzı balıklarda böyle bir takımla tasmalarımızda gerek almıyor. Arıyoruz. Hayvanımızı arıyoruz. Babakale açıklarında daha bir şey bulamadık. Hissiyatımı sorarsanız bulamayacağız. Ama bulursak da şahane olur. İnsin, aldım balığı. O kadar diyeyim ben sana. Ne yapacakmış? İnecekmiş, alacakmış balığı. Hani kurşun insin mi alacağım. Çok iddialı. Abi okudum, üfledim bu sefer. Tabii inebilirsek aşağı. Bir noktaya daha geldik. Bugün geldiğimiz, baktığımız 10-15. Nokta. 25-35-40 fark etmez. Devam. Yola devam. Nerede kalmıştık? Umudumuz var. Var mı? Saatlerdir kardeşim Ferhat Günay'la beraber Sivrice taraflarının açıklarına gittik, baktık, aradık, taradık, tırım tırım soptarak bulamadık, tamam mı? Şimdi de geldik Babakale'nin açıklarına. Babakale'nin açıklarının güzel tarafı biraz sallanıyor. Kameranın hareketlerinden de anlayacağınız gibi sallanıyor. Ama biz sallanmıyoruz, dik duruyoruz. Yani dik durduğumuzu zannediyoruz. Şimdi mercan taşındaymışız. Mercan alıyor muyuz, almıyor muyuz, bir ona bakacağız. Akşam yiyecek bir şeyler lazım bize. Doksan metre. Hava kararma yakın burada. Atraksiyon. Açıklama. Ferhat Bey'den flash açıklama dinleyin. Buyurun.
Ne yapacağız? Hava kararmaya yakın, akşam suyunda alacağız balığı. Ama hava pek iyi değil. Ellerim, ellerim dondu. Aşağıda balık var. Ama küçük balık. Şu gördüğün güneş suya değdiği zaman balığı alacağız. Selam selam. Alp abiler gitti. Bugün deniz bana kaldı. Ben de açık taşlara gideceğim. Balığı tutup Alp abiye yollayacağım. Dün gittiğimiz yerlerde, gezdiğimiz yerler hep yakın taşlardı. Yakın taşlar demek, ellenen yerler demek. O yüzden pek bir şey bulamadık. Bugün tek başıma açık taşlarla sizlerle beraber olacağım. Şimdi yokum. Siz de gittiniz. Ben sizin için ne dedim? Balık tutacağım dedim. İniyorum ve balığı alıyorum. Varsa alırız. Gittin, gelmedin buraya. 2 saat sadece zaman ayıracaktın ve şu an indirdiğim balığı tutacaktın. Hemen alacağım, döneceğim yemeğe. Dün sizi buraya getirmedim. Burası gizli bir noktamdı. Siz de hiç gelmedim. 128 metre. İniyor işte. Artık inmek üzere. Sinerit onu yukarıda havadan göreceği için daha iner inmez alacak. Alıyorum, bak şimdi hazır ol. Al. Aldım dedim sana. Gelmedin ama. Ben aldım. Yahu. Kaç defa dedim. Gel tutalım. Ama ne yazık ki buraya Alp abi seni hiç getirmedim. Güzel balık. Ya bir de sağ el makina, benim makinamı almışsın. Sağ elle de. Yani. Ama fark etmez be abi. Abi sırf senin için var ya. Alp abi. Ben sana dedim ki bir gün daha kal. Ama beni dinlemedin abi, ben ne yapayım? Sana dedim ki sen gidince seni götürmediğim bir noktaya gideceğim. Dedim mi? Dedim. Sen gitmeden önce ne dedim? Senin için balık tutacağım dedim. Bakıyoruz.